Değerli basın mensupları, projede %95 oranında gerçekleşme sağlandı. Projemizin yatırım maliyeti 10 milyar 247 milyon avro. Bu proje yap işlet devret yöntemiyle yapılıyor. Kamu kaynağı kullanmadan yatırımcısının finansmanını sağlayıp inşa ettiği ve işletme süresi dahilinde hazinemize 22 milyar 152 milyon avro işletme gelirinden pay verecek. Bu projenin yapıldığı alan bildiğiniz gibi daha önce maden sahası olarak kullanılmış birçok maden çukurundan, gölcüklerinden ibaretti. 75 milyon metrekare alanın ıslah edilerek böyle güzel bir hizmetin meydana getirdik bu proje kapsamında. Bu alan 15 bin futbol sahası büyüklüğünde. Doğrudan ve dolaylı olarak 225 bin kişiye iş imkanı sunacak. Katma değerden 1,5 milyondan fazla insan da yararlanmış olacak. İnşaat aşamasının 3200'ü beyaz yaka olmak üzere yaklaşık 32 bin çalışanı bulunuyor. 300'den fazla destinasyonla ki bunların 250'si dış hat, 50'si iç hat, yeni havalimanı en büyük hublardan biri olacak. Yeni havalimanı 6 adet bağımsız pist ile yine 200 futbol sahası büyüklüğünde bir terminalden oluşuyor. 114 uçak aynı anda terminale yanaşabilecek. 143 köprü uçaklara hizmet verecek. Kargo hizmeti verecek alanımız 1 milyon 400 bin metrekare. Bu da 240 futbol sahası büyüklüğünde. Kargo kapasitemiz de yıllık 5,5 milyon ton. Açıldığı ilk yıl 1 milyon tondan fazla kargo işlemi yapılabilecek. ...29 Ekim 2018 tarihinde açacağımız faz 1'de 1 milyon 400 bin metrekarelik ana terminal binası, 2 pist, hava trafik kontrol merkezi ve destek binalarından oluşuyor. Hava trafik kontrol kulesi 5000 metrekare alanda ve 90 metre yüksekliğinde. Yıllık yolcu kapasitesi 29 Ekim'de açacağımız faz 1'de 90 milyon yolcu yıl. Tüm fazlar tamamlandığında ise 200 milyon yolcu yıla artırılabilir bir kapasitede olacak. Taşınma süreci 30 Ekim 2018 Salı günü saat 03:00'da başlayacak. 31 Ekim 2018 Çarşamba günü saat 23:59'da tamamlanacaktır. Ve toplam 45 saat sürecek. Taşınma güzergahı ise Yeşilköy Mahmut Bey Oda Yeri Otoyolu güzergahıdır. Toplam 14.139 adet ekipman 3 bölümde taşınacaktır. Öncelikle üssü Atatürk Havalimanı'nda olmayan hava yolları ve bunlara hizmet veren yer hizmet kuruluşlarının operasyonlarını durdurarak İstanbul Yeni
havalimanı yerleşkesine taşınması 30 Ekim 2018 ve 31 Ekim 2018 23:59 saatleri arasında gerçekleşmiş olacaktır. Birinci aşamada Türk Hava Yolları dışındaki Atatürk Havalimanı üssü olan diğer hava yolları ve bunlara hizmet veren yer hizmet kuruluşlarının operasyonlarını durdurarak İstanbul Yeni Havalimanı'na taşınması yapılacaktır. Bu süre 30 Ekim 2018 saat 19'da başlayacak, 31 Ekim 2018 saat 18:59'da tamamlanmış olacaktır. İkinci aşamada Türk Hava Yolları ve TGC Yer Hizmetleri firmamızın taşınması amacıyla 12 saatlik periyotta Atatürk Havalimanı'nda tüm operasyonların durdurulması, İstanbul Yeni Havalimanı'ndan operasyonların gerçekleştirmesi işlemi yapılacaktır. Bu da 31 Ekim 2018 saat 02:00 ile 13:59 saatleri arasında gerçekleştirilecektir. Taşınma boyunca Atatürk Havalimanı ve İstanbul Yeni Havalimanı hava sahası müşterek kapasiteyle 35 iniş, 35 kalkış, toplam 70 uçuş yapımı gerçekleşecektir. 29 Ekim 2018 öncesinde İstanbul Yeni Havalimanı'nda deneme uçuşları hariç herhangi bir uçuş düzenlenmeyecektir. Diğer metro bağlantıları da projelendiriliyor. Gayrettepe Yeni Havalimanı arasındaki 37,5 kilometre 2019 yılında yılı sonunda bitirmeyi planlıyoruz. Yine Halkalı Yeni Havalimanı projemiz 27 kilometre 6 istasyondan oluşuyor. Bunu da 2020 yılı sonunda hizmete açmayı planlıyoruz. Bu bagajlı araçlarla toplam 75 bin yolcuyu günde havalimanına taşımayı planlıyoruz. Ticari taksi konusunda görevli şirket ile gerekli anlaşmalar sağlanmış ve Atatürk Havalimanı'ndaki 660 adet taksisi bulunan taksi kooperatifi burada hizmet vermeye başlayacak. Bunların yetmemesi durumunda kademeli olarak 800 ve 1000 taksiye kadar çıkacak, gerektiğinde bu sayı artırılacaktır. Bu havalimanı hizmete açıldığında bazı konularda da tasarruflar sağlamış olacağız. Bunların başında enerji tasarrufu geliyor. İstanbul Yeni Havalimanı'nda yılda 19 bin hanenin tükettiği elektrik ve 5500 hanenin tüketimine denk su tasarrufu yapılmış olacak. Bu sayede İstanbul Yeni Havalimanı yılda 33 milyon 200 bin TL tasarruf ettirecek. Terminal yağmur suyu, geri dönüştürülmüş su kendi ihtiyaçları için kullanacak şekilde dizayn edildi.